Ramazan anıları bitmez. Hele anlatan Türkiye'nin yakından tanıdığı tiyatrocu bir çift olunca dinlemeye doyulmaz. Şov Haber bugün de nerede o eski Ramazanlar dedi. Tiyatrocu Necmi Nihan Yapıcı çiftinin kapısını çaldı. Konu konuyu sohbet sohbeti açtı. Ortaya da çok renkli bir haber çıktı. Defalarca korkarak uyandığımı, böyle hareket edemiyorsun ya, felç geçiriyor gibi oluyorsun. Tadar bakar, bir şey daha ekler, bir şey daha ekler falan böyle. Yeşil cami direkt ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. Bam dı bam bam diye. Bugün 3 yıl önce evlenen çiçeği burnunda çift Necmi Yapıcı ve Nihan Yapıcı'yla birlikteyiz. Birinin Ramazan'ı İzmir'de, diğerinin de Ramazan'ı İstanbul sokaklarında geçti. Şimdi onların 7-8 yaşındaki anılarını dinleyeceğiz, Ramazan anılarını. 40 sene öncesi. Ben 47 yaşındayım şu anda. Yani 40 sene olmuş. Şu an beni bir gerçekle yüzleştirdin. Kazan. Efendim, sizin için 40 demeyelim. Benim de 40'a yakın diyelim. Öyle yani. Mi? Evet. 40 yıl öncesine gidiyoruz. Bakalım nasıl anılar biriktirmiş ünlü çift. Kocacığım, hadi gidelim, bana da alalım. Ne alalım? Buca spor forması, atkısı, veresi. Ya kızım sen ne yapacaksın Buca spor formasını ya? Bucalıyım ben. İzmir Buca'da yaşarken Ramazan'da mesela benim Ramazan pidesi satmışlığım geliyor sokaklarda. Öyle İftarlık mi? Pideler, pideler iftarlık diye bağıra bağıra pide satışım geliyor. Çocuğuz o zaman, oruçta tutmuyoruz. Çoğumuz tutmuyorduk yani. Benim dedem muhtardı. Allah rahmet eylesin. Muhtar olunca da işte biz böyle Ramazanlarda fitre zekat zarfları vardı. 5000 hanesi vardı dedemin baktığı. O bütün mahalleleri gezip fitre zarflarını dağıtırdık. Daha sonra da toplamak için bir tur daha atardık. Bir de oruçluymuş gibi davranmak vardı çocukken. Yani oruç tutmasan da oruçlu olmak istiyorduk ve arkadaşlarımız tutuyor, biz de onlarla beraber oruçluymuş gibi davranıyorduk falan. Şey geliyor benim aklıma. Ramazan'da o zaman yine çocukken oruç tutuyoruz tabii büyüklerimizden görüp. Gece böyle çok yiyordum herhalde. Yatar yatmaz karabasanlar görüyordum böyle. İnsan yiyip yatınca karabasan görüyor. Çok da yiyormuşum herhalde. İftardan sonra şenlik yeri her yer. Şenlik. Çekirdekçiler Çiğdemci diye bağırırdı o. Çiğdem diye. Ondan sonra işte onlar geçerdi, dondurmacı geçerdi. Çünkü gece eğlenceleri de oluyor ya, Ramazan'da şenlikler oluyor, hani yapılıyor, gösteriler yapılıyor, Ramazan yerleri kuruluyor. İkisi de kalabalık ailelerde büyüdü, kalabalık iftar sofralarına oturdu. Sabırsızlıkla beklediğiniz bir yemek var mıydı? Benim için yok, çünkü ben ne olsa yerim yani, o kadar. Tütmesi, hiç tütmemesi, kokması, kokmaması hiç önemli değil. Nihan her şeyi ne bulursa yiyebilir yani. Ramazan'da yani açları da düşünmemiz gerekiyor. O kadar çok şaşaya gerek yok. Onlara tiyatroyu sevdiren geleneksel Ramazan eğlenceleri ve orta oyunuydu. Neşelendirmek için tiyatro oyunları var. Mesela bizim oyunumuz var. Biz de 25 Mayıs'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oynuyoruz. Herkesi bekleriz. Gerçekten işte Ramazan eğlencesi gibi de bakabilirler bizim oyuna. Yeşil cami direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. Bam dıgı bam bam diye.